Mario Prasinos gizli kalmış bir hazine. Açıkçası bu konuyla ilgili bir tez hazırlayan ve bizden daha önce burs alan bir arkadaşımız ki şimdiki serginin küratörü Seza Sinanlar'dır kendisi. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce elinde bir dosyayla kapımızı çaldı. Ve bu aslında Fransa'da bilinen, kendisine saygı gösterilen fakat ülkemizde çok da tanınmayan Prasinos ismini masanın üstüne koydu. Biz de Pera Müzesi ekibi olarak bunu değerlendirdik. Sanatçının Pera doğumlu olması ve 6 yaşındayken 1922 yılında İstanbul'u terk etmiş olması, daha sonra Paris'te sanatsal yaşamını zengin bir entelektüel çevrede evriltmiş, yeşertmiş olması ve yaptığı işler. Bunlar dikkatimizi çekti ve takım halinde olumlu kararımızı bildirdik ve bu projenin üstünde çalışmaya başladık. Sergi önerisi bize yapıldığında 2,5-3 yıl kadar önceydi ilk adım. Ancak tabii 2016 yılını da hesap ettik ve düşündük ki 100. yılında bu ihmal edilmiş usta sanatçıyı anmak ayrı bir anlam taşıyacaktır. O yüzden de etkinliği programlarken sergiyi özellikle 2016 yılına aldık ki 100. yılı münasebetiyle bunu gerçekleştirmiş olalım. Uzaklardan da olsa kendisine bir selam yollamış olalım. Doğduğu semtten, Pera'dan. Sergi geniş açılımlı. Sanatçının bir defa bir büyük baba yani Pretexta takıntısı var. Pretexta da iyi bir ressam aynı zamanda. Fakat onun görüntülerini kendine özgü bir teknikle kağıt ve tuval üzerine biraz damlatma metoduyla diyelim, serpme metoduyla uygularken ortaya daha değişik görüntüler de çıkmış ve bunların içinde özellikle Hazreti İsa'nın yüzünün görüntüsünün yer aldığı iddia edilen meşhur Torino kefenine atıfta bulunan enteresan işler de çıkmış. İçinde bulunduğumuz galerideki, salondaki bir bölümde özellikle bu yapıtları sergiledik. Diğer taraftan İstanbul'la ve Türkiye ile olan bağlantısını sanatçı hep muhafaza etmiş. Fakat imgelem olarak kafasında az imaj kaldığı için aslında doğrudan ilintili olmasa dahi belki biraz memleket hasretinden yapmış olduğu bir takım işlere Türkiye'ye ve İstanbul'a atıfta bulunacak adlar vermiş. Türk Gülü'ydü, Türk Körü'ydü. Bu gibi adlar sanatçının doğduğu ülkeye olan özlemini de bir anlamda yansıtıyor diyebiliriz. Fakat Prasinos meselesi entelektüel yazar Enis Batur'un da altını çizdiği gibi aslında bir nevi bir anlamda sürgünde olan bir sanatçı meselesidir ve önemlidir. Dolayısıyla bu sergi aslında bu bağlamda bu sürgün çiçeklerinin kokusunu da ziyaretçilerle paylaştığımız ve Prasinos'un İstanbul'a, Pera'ya, ülkesine olan hasretini, özlemini de sanat yapıtları üstünden sanatseverlerle paylaştığı bir ortamdır. Birbirinden ilginç çalışmaları var. Halılar var, tuval üstü işleri var, kağıt üstü işleri var, muhteşem baskıları var. Bir de özellikle Gallimard Yayın Evi için hazırlamış olduğu, belki de hayatımda gördüğüm en güzel kitap kapaklarıdır diyeceğim. Müthiş kitap kapakları var. Bunların hepsinin en güzel örneklerini bugün Pera Müzesi'ndeki sergide görmek mümkün.